görüştürün. Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün Urla'ya gidiyoruz. Urla'da Hero Motor'un düzenlemiş olduğu X-Trax etkinliği var. Mehmet abiyle beraber oraya gidiyoruz ama arkadaşlar arabayla gidiyoruz. Şöyle arabamız burada. Şimdi neden arabayla gittiğimizi de söyleyeceğim. Şimdi motorlarımız burada arkadaşlar. Bir tane Afrika Twin'imiz var, bir tane TDM 900'ümüz var. Şöyle göstereyim. Motorlarımız burada. Ama şöyle bir durum var. Biz açıkçası biraz keyif yapalım dedik. Yani keyif yapalım derken güzel bir kamp yapacağız. Kamp yapacağımız için de eşyamız çok. Yani sandalye, masa, buzdolabı, işte karpuzumuz, domatesimiz, tüpümüz, aklınıza ne geliyorsa hepsini yanımıza aldık arkadaşlar. Güzel, keyifli bir kamp yapalım diye. O yüzden arabayla gidiyoruz. İnşallah da şöyle arabayı yanımıza koyacak bir yerde bulursak çok güzel olacak dostlar. Diğer motorlarımızı da göstereyim. Bunlar hep satılık motorlarımız arkadaşlar. Mehmet abi şu an aküyü takıyor şarja. Burada Moto Guzzi var. Bunun incelemesini yapacağız ama hala yapamadık. Mehmet abi. Hala yapamadık. Boşlukta yapacağız bunu da. Hazır mıyız kampa? Mehmet Bey. Hazırız. Kampa hazır mıyız? Hazırız. Her an her daim hazırız. Arkadaşlar motorla gitmiyoruz dediğimiz gibi. Arabayla gideceğiz. Çünkü eşyamız çok. Şöyle güzel keyifli bir kamp yapalım diyoruz. Şöyle ayağımızı uzatalım. Çadırımıza rahat rahat kalalım. O yüzden arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet, Moto Guzzi'nin şarjı bitmişti, aküsü doldurduk. Bas bakayım şöyle canavarı. Oh maşallah be. Helikopter misin mübarek be. Arkadaşlar bu motor daha henüz 5890 km'de. Bak şöyle göstereyim kilometreyi. Kilometresi orijinal. Dikkatinizi çekerim. Boyasını görüyorsunuz. Yepyeni motor arkadaşlar. Bu motorumuz satılık bu arada. Yola çıktık, gidiyoruz arkadaşlar. Urla'ya doğru gidiyoruz. Bir motorcu arkadaşlar var. O da mı oraya gidiyor yoksa? Olabilir. Mehmet abiyle beraber. Mehmet abiyi özleyenler burada mı? Soruyordunuz. Nerede Mehmet abi diye. Beraber yine kampa gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an otobandayız. Urla'ya az kaldı. Evet dostlar, etkinlik alanına gelmiş bulunmaktayız. Çok az kaldı şu an. Şöyle görüyorsunuz Hero Trax'in bayrakları. Ormanın içinden çok güzel bir yerden geldik. Burası Urla'da arkadaşlar. İzmir Urla'da, demircilik koyuna ve köyüne yakın. Harika bir yer. Evet bakalım. Geldik. Evet dostlar geldik. Şu an Hero Trax'in kamp alanındayız. Aşağıda esas yerler aşağıda. Burası kamp alanı. İşte gelen çadırları falan buraya kuruyorlar. Şöyle göstereyim size de etrafı. Ormanın ortasındayız. Şöyle biz de kendimize güzel bir yer bulduk. Neden orayı seçtik? Şimdi buraya koysak güneş buradan batıyor. Buradan doğacak. Demek ki sabahleyin bize güneş vuracak. O zaman uyanmak zorunda kalabiliriz erkenden. Şimdi oraya aldık ki bende bir tane branda var, onu da gereceğim. O brandayla beraber sabahleyin hiç güneş görmeyeceğiz. Planım o. Arkadaşlar da bak burada güzel yerler kapmışlar. Çadırları nereye kurmuşlar bakın. Herkes güzel kuytu bir yer bulmuş orada. Şimdi köfte servisi varmış. Bir gidelim köfte servisine. Oralarda bir şurada iki kişilik çadır yeri var. Dostlar şu an etkinlik alanındayız. Gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir yemek servisi varmış. Bir köfte veriyorlarmış galiba. Bir oraya gidelim, onu görelim. Yemek yiyelim daha doğrusu. Ondan sonra da etkinlik alanında gezmeye devam edeceğiz. Burada da Hero motorlar var. Şimdi göstereceğim. Şöyle döndüreyim. Evet. Etkinlik alanında burası dostlar. Adam beni kapıcı, ben burada bakıyorum.
Dostlar etkinlik alanına geldik. Şöyle sağ olsunlar Hero Honda misafirlerini düşünüyor. Bize yiyecek içecek de ayarladı. Mehmet abi de şu an gördüğünüz gibi götürüyor köfteleri. Bu arada Kolaçan Mevlüt kardeşim de burada. Ve aynı zamanda Nina da burada kızı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne söylemek istersin buradan izleyicilere? Ne yani? Yolculuğun nasıl geçti mesela? Güzel. Güzel miydi? Keyifli miydi? Peki bakalım. Yata yata geldi. Ne yaptın? O zaman iyi eğlenceler diliyorum sana. Size de. Yavrum kurdun mu çadırını? Evet, ben de şuraya kurdum arkadaşlar. Şöyle şey de yaptım. Gölgelik de yaptım kendime. Çünkü sabah güneş buradan doğacak. Ben de brandayı çektim. Daha böyle gölge olsun diye. Hava kararmak üzere, artık gelen arkadaşlar, yarın akşam daha da kalabalık olur gibime geliyor. Şöyle size çevreyi göstereyim. Bayağı bir gelen oldu. Arkadaşları göstereyim şöyle. Her tarafta motorlar, çadırlar kurulmaya başlandı. Hala da geliyorlar. Evet, şöyle göstereyim etrafı size dostlar. Alan güzel. Tek sıkıntı işte sabahleyin güneş. Bu çadırların çoğu güneşte kalacak. O yüzden ben de şöyle brandamı gerdim. Mehmet abi de buraya kurdu. Çadırı büyük diye. Bakalım. Hepinize günaydın dostlar. Şu an kamp alanındayız. Yeni uyandık. Şimdi kahvaltı varmış. Kahvaltıya doğru gidiyoruz. Tekrardan şöyle akşam gece çok geç gelenler de oldu. Hemen şöyle etrafı size tekrardan göstermek istiyorum. Şu an her yer çadır oldu. Her yerde Hero X Pass'lar var arkadaşlar. Birçok motor şu an Hero X Pass. Ve şöyle kamp alanını göstereyim sizlere. Evet, bizim de şurası mevkimiz. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Fazla bağırmıyorum, uyuyanlar var da. Dostlar şöyle mütevazi bir kahvaltı verdiler. Ne var? İşte peynir vardı, ben almadım. Salatalık, yumurta, domates, gevrek, poğaça. Ve burada da abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlar da Balıkesir Edremit'ten gelmişler. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, hep beraber şimdi kahvaltımızı yapıyoruz dostlar. Arkadaşlar. Evet, Mehmet abi nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Hero tanıtım bu etkinliğine geldik işte şu anda. Vallahi insanlar dolmuş demek ki, böyle bir şeye hasret gibi galiba yani bu etkinlikte. Herocular dolmuş buraya. Evet, bayağı bir kalabalık var arkadaşlar. Var. Şöyle göstereyim. Bayağı gelenler oldu. Muhtemelen bugün de gelenler olur. Şöyle bütün modeller var. Hero'nun bütün modelleri burada. Fırsat bulabilirsem şu XMR'ın da çekimini yapacağım sizler için dostlar. Vallahi çekim işte var. Belki bir Hero alır geliriz buradan. Değil yani. Mi? Hiç belli olmaz yani. Alabiliriz yani. Ya ama çıkarsa diyorsun. Ya çıkarsa tabii. Şansımıza. Nerede? Arkadaşlar şu an etkinliğin sürüş yapılan yerindeyiz. Pistteyiz. Şu an arkadaşlar test sürüşünde. Şöyle göstereyim. Görevli arkadaşlar sırayla güvenlik tedbirleri tam olmak üzere arkadaşları buradan sırayla gönderiyorlar. Şöyle bir pist var. Bu pist içerisinde Hero motor X-Pass'ın bütün testlerini burada yapabiliyorsunuz. Sürüş testlerini yapabiliyorsunuz. Ben de ismimi yazdırdım ama sürer miyim sürmez miyim bilmiyorum şu an. Arkadaşlar burada sırayla test yapıyorlar dostlar. Evet arkadaşlar oldukça heyecanlı. Sessiz olun, tedbiri elden bırakmayın dostlar. Güvenlik tedbirlerinizi her zaman alın. Mutlaka koruma kıyafetlerinizi, botlarınızı, kaskınızı her zaman takın arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, şu an Hero X-Pass'ın test sürüşündeyiz. Şu an pistteyiz, daha doğrusu parkurdayız. Şimdi Hero X-Pass 200'ü test edeceğiz. Ekipmanlarımızı giydik. Sıramızı bekliyoruz. Bu arada inşallah mikrofon takılıdır yine. İnşallah sesim geliyordur. Kontroller yapılıyor arkadaşlar tarafından.
yönü var, oraya girme. Tamam. Solundan geçiyor. Tamamdır. Bir de şurada bir viraj var. Orada hata yapıyorlar. Bu viraj orası. Tamam. Tamam. Çıkayım mı? Devam. Arkadaşlar bu yarı cross gibi bir şey. O yüzden ne zaman nerede ne olacağı belli olmaz. Dikkatli olmak lazım bu şeylerde. Bekleyelim arkadaşı. Şimdi burada ilk defa kullananlar da var. Piste ilk defa girenler de var. Ben de ilk defa giriyorum ama tabii tecrübesi daha az olan arkadaşlar var. Şimdi böyle deyip de biz de düşüyormuşuz. Allah korusun. Sağ salim parkuru tamamlayalım arkadaşlar. Ben şu arkadaşı geçseydim çok iyi olacaktı ya. Ben geçeyim mi şuradan? Geçeyim mi? Bekle baba, ben geçeyim. Eyvallah. Evet, burası baya baya bir cross parkur gibi arkadaşlar. En tehlikeli yer orada, orada çok kalıyorlar arkadaşlar. Parkur keyifli aslında. Yani sadece bir tur attırıyorlar. Normalde şöyle 2-3 tur attırsalar parkura daha çok ısınır insan ama tabii şey olduğu için şeyler çok, sıra çok. Sıra çok olduğu için mecburen çabucak bitirmek zorundayız. O yüzden tam böyle tadına varamıyorsunuz yani, açık söyleyeyim. Ama keyifli bir parkur. Evet, böylece bitirdik. Sağ salim düşmeden bitirdik. Kendine doğru gel abi, gel abi, gel abi. Gel abi, dur abi. Tamam. Hoş al abi, şöyle. Kontak arası biliyorum. Evet. Bir saniye abi. Evden aldınız ben kardeşim. Evet dostlar, parkuru tamamladık. Parkur çok güzel gerçekten. Yani amatör sürücüler için biraz zorlu. Yani düşenler olabiliyor, virajı alamayanlar oluyor, çukurlara girebilen oluyor. Çok düşenler var. Ama gerçekten acemi için zor. Ben bile hani burada rezil olmayayım diye dikkatli olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi parkuru tamamlayan arkadaşlardan birkaç tanesine soralım bakalım nasıl geçmiş. Evet dostlar, burada parkuru tamamlayan arkadaşlardan var. Şimdi kardeşim nasıl geçti parkur? Güzeldi. Motorlar biraz arkadaşlar, daha önceki arkadaşlar birazcık şey yaptığı için diye geç frenle ayarladık vardı ama ayarladılar, o da güzeldi. Pisti nasıl buldun? Pis parkuru değil, güzel, biraz zorlu. Zorlu değil mi? Zorlu. Siz nasıl buldunuz abi? Pist bayağı zorlu yani. En zor neredeydi? Nerede zorlandın? En zor dik rampa var şurada, bu boş toprak. Evet. Orada tam gazı orası biraz toprak, zemin gevşek. Orada. Evet. Başarılı, güzel yani. Alışkın olmadığımıza rağmen. Evet. İlk etapta biraz kısa sürdü ama. Biraz daha uzun. Yani bir iki tur atsan alışırsın zaten fena de. Fena değildi. Evet. Aslında biraz daha uzun bekliyordum ama biraz daha kısa çıktı. Evet. Şimdi diğer arkadaşlarla soralım bakalım. Teşekkür ederim. Güzel, parkuru güzel. Tamamlayan arkadaşımız var burada. Nasıl geçti? Çok güzel. Nasıl parkuru beğendin mi? Parkur iyi de rally kitliğiyle olsa daha iyi. Bu biraz alçak kalıyor. İstediğin çukurlara giremiyorsun. Evet. Ama genel olarak iyi. Çok sıcak. Çok sıcak. Evet. O Korek. Malum canım. Korek. Evet, standart. X paslarla giriyoruz. Birisi benim. Evet abi, sana da sorayım. Nasıl geçti parkur? Çok güzeldi abi. Teşekkür ederiz. Gayet eğlenceliydi. Zorlu olan yeri neresiydi? Bana göre hiçbir yeriydi. Sana göre öyle. Aynen. Teşekkür ederim. Peki, sağ ol.
Usul sana da sorayım hemen. Nasıl geçti sürüşün? Yani beklediğim performansın daha üstünde bir performansı var. Evet. Yani doğru viteslerde zor araziye de kullanılabilir. Yani sadece soft araziye değil. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Belki biraz dişli oynamasıyla. Parkuru nasıl buldun? Nasıl? Parkuru nasıl buldun? Parkur motosiklete göre güzeldi. Çok kırıcı değildi. Zorlandığın yer oldu mu? Yok. Sadece bir yanlış vites seçimi kendi hatamdan dolayı biraz belki şey oldu ama motorun bence yeterli olduğunu genel düşünüyorum. Genel olarak iyi diyorsun. Güzeldi. Çok eyvallah. Güzel. Sağ olasın. Burada da sıra var arkadaşlar. Bunlar yeni sürüş testi yapacak olan arkadaşlar böyle. Tekrar şöyle parkura doğru dönelim. Hava oldukça sıcak bu arada. Biraz da rüzgar var. Herkes düşmüş zaten ya. Nereye gidiyorsun burada? Bakayım gidiyor. Ben de Sen de mi düştün yoksa? Ben daha düşmedim, siz daha yapmadım. Kullanmadın mı? Birazdan gireceğiz kolaşan ekibi olarak. İyi, hadi bakalım. Teşekkür ederim. O geliyor şimdi, onunla beraber düşeceğiz. Yürümek için izin aldık. Parkura girdim şu an. Şurada en zor olan yer var, oraya gideceğim. Yani parkurda en çok zorlanılan yer burası arkadaşlar. Burada zemin oldukça gevşek. Burada tecrübeli bir crossçu arkadaş var, o yardımcı oluyor. Burası en zor yer. Neden? Çünkü zemin oldukça gevşek arkadaşlar burada. Toprak zemin var. Buraya kadar gelip de burada gaz açmazsanız burada rampada kalabiliyorsunuz direkt ve motoru devirebiliyorsunuz. Çok devirenler oldu burada. Evet, şimdi bir arkadaş daha geliyor, bakalım. O nasıl yapacak bir görelim. Devam, stabil gaz, ver gaz, ver gaz. Eyvah. Biraz yüksek vitesle girdi ama. Çıktı. Burada bir arkadaşımız düştü şu an. Sağ olsun görevli arkadaşlar hemen yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar şaka maka, gerçekten parkur yani acemi insan için zor. Yani böyle kolaymış gibi görünüyor burada. Ekrandan kolaymış gibi görüyorsunuz ama çok saçma sapan yerler var. O olmadık yerlerde kayıp düşme şansınız çok yüksek. Mesela şurada tam bir yer var. Orada mesela yumuşak bir zemin var. Hemen arkasından ahşap bir çıkış var. Orada da bayağı bir zorlanıyorsun. Evet, kıl payı. Sürüşler gün boyu devam edecek dostlar. Yarın da var test sürüşleri. Hero X-Pass 200'lerle hop maşallah. X-Pass 200'lerle sürüş devam ediyor arkadaşlar. Mehmet abicim de burada mis gibi gölge yeri bulmuş. Burada takılıyor. Keyfin yerinde mi? Yerinde ne abim? Nasıl, mutlu musun? Çok güzel. Gayet güzel. Seyrediyorum buradan, havalı sıcak. Şarja da takmışsın telefonu. Oh. Elektriği bulmuşsun. Evet. Edison gibi. Elektriği bulmak çok zor buldum. Edison neyi bulmuştu? Elektriği bulmuştu. Ampulü mü bulmuştu? Ampulü buldum. Elektriği kim buldu? Elektriği kim buldu? Evet arkadaşlar, elektriği kim buldu? Yorumlara bir yazın Tesla bakalım ya. Buldu, Tesla mı bulmuştu elektriği? Nikolay Tesla mı? Burada Hero fabrikasından yetkili arkadaşlar da var. Hero'dan, Hindistan'dan gelmiş arkadaşlar burada. Erkeği.
how will you register it? Register it as three wheeler or register it as two wheeler? You understand? Yes. So now in problem. India, the government has given this product as special category. We need to see what is the global regulation for this product. Whether we can export or we cannot export. Because the category is not there. This is it is a new abi Hintlilerin konuşmasına bayılıyorum ya. Kategori olmadığı için adamlar diyor ki biz bunu getiremiyoruz çünkü Türkiye kabul etmiyor diyor. Ama diyor bizim hükümetimiz bize özel kategori çıkardı. Biz orada satıyoruz diyor. Güzel. Batıcı örneği. Onlar getirsinler biz onu bağrımıza basarız. Adım Karan. 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 Almıyormuş abi. Please speak Indian little. With you. Murat. No, no, we will talk with you. Konuşmak in this Hindi? No, I. No, speak English. Burak se milkar bahut acha laga. Aap sabka swagat hai is Hextrex ke event mein. Aap log aaye yahan par ye sab jankar mujhe bahut khushi hui. Aur main chahta hu ki aap log bhi yahan par aakar pura manoranjan kare aur hero ke products ka labh le. Perfect. Thank you. Perfect. Thank you. İnter konuşmalarına bayılıyorum. Çok güzel konuşuyorlar arkadaşlar. Thank you. No, I said that I am happy that you all came for the event. I hope this is a successful event. You, all of you, will go back with your happy memories. Yes. And good luck for your life. Enjoy the show. Yes. Nice. Etkinlikte gezmeye devam ediyoruz. Öğlen oldu. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz dostlar. Sağ olsun Hero bakıyor bize. Yani. Hero'ya buradan teşekkürler. Güçlü firma. Maşallah sabah kahvaltısı, öğle yemeği bize eksik etmiyor. Test sürüşleri devam ediyor ve hala da şöyle göstereyim, gelmeye devam edenler var. Artık ortalar bile dolmaya başladı. Ortalar bile çadır dolmaya başladı. Karavanınızla falan böyle gelebiliyorsunuz. Gayet güzel bir etkinlik arkadaşlar. Dostlar görmüş olduğunuz gibi her geçen saniye, her geçen dakika biraz daha kalabalık olmaya başladı. Dünkünün neredeyse 3 katı insan var. Bayağı bir etkinlik devam ediyor. Hatta bugün cumartesi, bugün daha da çok gelen olur. Muhtemelen yarın daha da çok gelen olur. Günübirlik olarak kalmak istemeyenler falan gelebilirler yani. Burası Urla'da arkadaşlar. İzmir, Urla. Evet, her yer kalabalık arkadaşlar. Çok güzel bir kalabalık var. Hemen şuradan bir çay alalım. Çay servisi de var. Evet. Etkinlik son hızıyla devam ediyor. Oldukça kalabalık var arkadaşlar. Şimdi burada misafirlere de bir soralım bakalım. Etkinlikten memnunlar mı, değiller mi? Motordan memnunlar mı? Ondan sonra ne gibi beğendikleri konular var, beğenmedikleri konular neler var? Hepsini öğreneceğiz. Hemen şöyle bir dönelim. Burada bir grup var. Şu an şapur şupur yemek yiyorlar. Abiler hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İmkanlardan faydalanıyorsunuz. Sonuna kadar. Evet abi, nasıl gidiyor etkinlik? Ama etkinliğimiz güzel. Ama satış sonrasındaki hizmetlerde de geliştirme bekliyoruz. Evet, burada zaten yetkililer de izler inşallah. Bunları da değerlendirirler diye inşallah. Evet, senin abi var mı şikayetin? Yani ben hero kullanıcısı değilim, ben o kadar derinden bilmiyorum. Ben ama babamla beraber geldim. Evet, ama motorları burada beğendim. Burada beğendiğim için mesela şu anda kullandığım motorumu satıp bu motora geçiş yapabilirim. Tamamdır. Evet abi, döndük sana. Valla biz Hero motordan memnunuz. Şöyle gidelim yanına doğru. Ses daha iyi gelsin. Motordan memnunuz. Ancak evet, motordan sonraki hiçbir bakımdan Uşak olarak memnun değiliz. Evet. Uşak'ta yaklaşık 6 aydır bir servis sorunu vardı. Yeni servisi buldular. Yeni servis şu anda 3000 km bakımına 1550 lira para istiyor. Bugün Temmuz, 6 Temmuz. 1500 liraya ben arabamı bakım yaptırıyorum ya, 1500 liraya. Altı üstü 200 cc'lik bir motor bu para etmemesi lazım. Motordan memnunum ama servisten mi memnun değilim? Tabii ki. Yani sonrasında zerre memnun değiliz. Fiyat politikası anlamında serbest piyasa deniliyor ancak 70 km ötede Kula var. Kula'da aynı motorun aynı servisi var. 700 lira para istiyor. Evet, aynı bakıma diyorsun. Aynı yani bakıma. 700 lira para. Bu kadar fark olması mümkün değil. Evet, yani. Buradan ben buradan şikayetçiyiz tabii. Yetkililer de izliyorsa buradan onları da değerlendirir tabii, diye tabii düşünüyorum. Evet abi. Evet abi. Otursun ya. Yok.
Evet abi, sana dönelim. Merhabalar abi. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi gidiyor. Ben de yeni motorcuyum. Evet. Böyle bir etkinliğe katıldım. Çok mutluyum. Değişik arkadaşlarla tanışıyorum. Bundan sonra inşallah böyle faaliyetlerde bulunacağız yani. Güzel diyorsun ortam. Çok güzel. Herhangi bir şikayetin var mı yetkililer izlerse? Hiçbir şikayetim yok. Hiçbir şikayetim yok diyorsun. Evet abi. Merhaba. Ben de Engin. Evet. Nereden geliyorsun? Engin, Uşak'tan geliyorum. Uşak'tan. Sen de mi servisten şikayetçisin? Evet. Yani servisten arkadaşım anlattığı gibi fiyat farklılığından çok şikayetçiyiz. Çünkü 70 kilometre ötemizdeki serviste daha uygun fiyat verildiği halde bizim servis sıkıntımız vardı zaten. Onu düzelttiler ama bu seferki serviste de fiyat olarak sıkıntımız var. Yani buradan Uşak servisiyle ilgili sıkıntı var diyorsun. Evet, fiyat politikasıyla ilgili. Aynen, aynen. Umarım buradan yetkililer de izliyordur. İnşallah izleyecekler ve yani bunu düzelteceklerine inanıyoruz. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet. Yani bunun bir standarda kavuşturulursa seviniriz. Evet, sayın yetkililer izliyorsanız siz de evet, duyuyorsunuz. Evet. Etkinlikten memnunuz. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Evet, ortam gayet güzel. Evet. Şöyle kalabalık gittikçe artıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim. Bir parmak kaldırıyor bir abimiz. Abi nereden geliyorsun? Manisa Alaşehir. Manisa Alaşehir. Nasıl etkinlik sence? Harika, mükemmel yapmışlar. Evet. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ederim. Harika bir yer. Manzara güzel, sen ortam güzel, arkadaşlar güzel. Hero'cu musun? 6 yıl Hero kullandım. Evet. Çok memnundum. Evet. Büyütmek mecburiyetine kaldım. Hero'nun büyük CC motoru olmadığından dolayı onda NC150X almak mecburiyetine kaldım. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dönüyoruz bu tarafa. Evet abi, nereden? Merhabalar, ben Manisa merkezden geliyorum. Manisa merkez, evet. Evet, ortam harika. Bugün de çekiliş olacak. İnşallah motorla gideriz, geriye gideriz. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Da bir hanımlardan da bir grup yapalım, bir kadınlar oluşturalım, onlar da yarışsınlar. Çuval yarışması var arkadaşlar. Genç kardeşlerimiz varsa onlar için de bir ekip kuralım. Görevli arkadaşlarımızı gelirse çok sevineceğiz. Şöyle ona doğru geçeyim ben. Düdük'le beraber başlayacağız. Başla. Tebrik ediyoruz kazananlarımızı. Gerçekten muhteşem bir mücadele oldu. Uçanlar, kaçanlar, zıplayanlar. Evet, böyle de bir etkinlik var. Çuval yarışması arkadaşlar. Çuval yarışı devam ediyor. Evet, ikinci bir halat çekimi başladı şimdi, klasik. Genelde motosiklet festivallerinin klasik oyunlarından bir tanesi halat çekimi. Bunu kaçırıp yerini çekeyim birazdan. Evet. Hazır. 3 2 1 çek. En sonunda güzel bir mücadele izliyoruz. Kıran kırana bir mücadele. Bakalım kazanan kim olacak? Az önceki galip gelen ekip ustalarımızı sahneye, piste tekrar bekliyorlar. Asıl! Asıl! Pehlivanlar güreşe doymuş, sizleri bekliyoruz. Tebrik ediyoruz sol tarafta kazanan ekibimizi. Şimdi bayanlar yarışıyor. Evet, Hüva Hanım bana tebrikler arkadaş. Üç, iki, bir, başla! Oh, maşallah! Vallahi helal olsun, sol taraf sürüye sürüye götürdü. Tebrik ediyorum. Pardon, yedi kişi misiniz? Yedi kişi olmalı. Sen de evet, şimdi Ankara ekibi diğer ekibe karşı. Bekliyoruz. 2 1 çek. Hadi bakalım. Abo. Evet, asıl. Bırakma. Asıl.
Şu anda güzel bir mücadele devam Burada biliyorum. Şimdi kaç kişi başladıysa o şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sonradan dışarıdan müdahale olmayalım. Birazcık alanı açalım. İddialı bir yarış var çünkü ortada. İki tepsi baklava gelecekmiş, öyle dediler. Evet, bilek karıştığı için ikinci tur. Hazır mıyız? Sayılar belli mi? Bak dışarıdan müdahale olmuyoruz. Birazcık geri çekelim efendim. Güzel bir yarış olsun, güzel bir mücadele olsun. Ankara ve pehlivan ekip, bakalım kim kazanacak? Hep beraber göreceğiz. 3, 2, 1, çek! Evet, elemanlar şu anda Ankara ekibi sürüyorlar. Bakalım arkadaşlar, çevirecekler mi? Güçlü olan çekiyor, bakalım kim götürecek bütün ekibi şu anda. Kazanıyor pehlivanlar güreşe son. Kazanan ekibi almışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Dostlar, cumartesi akşamındayız. Artık şu saatten sonra çekiliş var. Yani şimdi girişte biletler veriliyor. Herkese bir numara veriliyor. Hemen şöyle göstereyim. Şu an çekiliş başlamak üzere. Ve bu kadar izleyici ve daha fazlası çekilişi bekliyor. Çekilişte neler var? Bir tane Honda Dash 110 var. Bir tane X-Pulse 200 var. Bir tane de Hero Dash 125 var arkadaşlar. Başka çekilişte şey var mı onu bilmiyorum. Hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu kadar kişi şu an çekilişi bekliyor arkadaşlar. Burada olmayanlar da dahil. 3609, 948 numara, 903, 903 numara. 50 tane olduk mu? Var mı 50 tane arkadaş burada? Üçüncü günden hepinize selamlar sevgili dostlar. Pazar günündeyiz. Çadırlarımızı topladık şu an. Şimdi kahvaltı var. Arabayı aşağıya park edeceğim. Ben de çadırımı topladım. Mehmet abi de topladı. Eşyalarımızı topladık. Şimdi aşağıya gideceğiz. Arabayı oraya bir yere park edelim. Ulaşması kolay olsun. Burayla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Zaten şu an çoğu kişi yavaş yavaş toplanıyor. Artık öğlen gibi falan maksimum yola çıkarlar. Eray'cığım. Görüşürüz. Sağ olasın. Etkinliğin 3. günündeyiz arkadaşlar. Hero etkinliğinin 3. günündeyiz. Şöyle kamerayı da bir sileyim. Sağ olsun Hero. Şu görmüş olduğunuz dumanlar nereden geliyor? Mangaldan geliyor arkadaşlar. 3 gündür mangal yapıyorlar. Köfteler, sucuklar. Ondan sonra çayda, kahvede sınır yok. Hemen şöyle göstereceğim. Abimiz sağ olsun 3 günden beri bizi besliyor. Arkadaşlara da hepsine teşekkür ederiz. Sucuklar, köfteler. Evet. Her şey ücretsiz arkadaşlar. Şurada da servis var. Burada da arkadaşlar motorlarını ücretsiz bir şekilde serviste yaptırabiliyorlar. Eyvallah, sağ olun. Abilerim sağ olsun. Bak, sucuklar, köfteler arkadaşlar. Hizmette sınır yok. Helal kardeşim. Gel abi, gel. Sen kamerayı çekiyorsun, ben ayakkabı vereceğim sana. Allah. Bekle abi, kamerayı oynayacağız. Al abi. Ben bu sefer karışık alabilir miyim kardeşim? Karışık abi. Nasıl bir karışık abi olsun? Abi sen alsana karışık. Yarısını işte. Köfte, yarısını. Karışık abi, buyurun makinenin içine bakabilirsin. Valla mı? Yok mu ya? Şimdi profesyonel crossçu İbrahim kardeşimiz piste çıkacak. Cross nasıl yapılır gösterecek. Ufak bir minimal bir gösteri gibi olacak sadece ya. Evet. Çok da büyük bir şey değil. Artık yorduğumuz az safhada. Aksan biraz ses çıksın. Takipteyiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi normalde 1,5-2 dakikada bitiriyorlar parkuru. Şimdi 30 saniyede nasıl parkur geçilir görün. Nasıl bir motosikleti hakimiyeti ya? Gözüm sen de yap aynısını, ne olacak? Türkiye. Abi ben nereye yapacağım oğlum ya? Şu hareketi yapacağım, oraya depile giderim ben. Otçu olacağım.
Oğlum bunlar kanka motor düzeltecekler. Hayvan gibi değil ki. Oğlum toprağı toplanıyor lan. Ben yutarlasın. Uç. Burada çok güzel. Ben saplandım öyle ya. Kaya var da. Burada çok güzel. Ben daha dün çok tutmadım. Bir baktım kendimi kaç lira geçtim sanki. Aynı ben gibi ya. Yemin ederim sana oradan bir sorun oluyor mu? Evet, bitti arkadaşlar. Bravo. Bravo. Dostlar, Hero etkinliğimizin sonuna geldik artık. Yani 3 gün boyunca sağ olsun Hero bize baktı, yedirdi, içirdi. Hiçbir kuruş para bile vermedik. Çok güzel etkinlikler oldu. Hero Türkiye'ye buradan çok teşekkürler. Güzel bir etkinlik alanı, her şey çok iyiydi ve videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylece. Şu an artık yavaş yavaş yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, şimdi hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.